Evet, merhaba arkadaşlar. RC devreleri ile ilgili ilk örneğimize baktığımızda şekildeki devrede anahtar bir konumunda 10 milisaniye tutulduktan sonra iki konumuna alınıyor. Yani anahtar bir konumunda 10 milisaniye kondansatör şarj oluyor. Daha sonra iki konumunu alıyor. Kondansatör deşarj konumuna geçiyor. Şarj ve deşarj süresi boyunca akım ve gerilimleri ve şarj deşarj eğrilerini çizin diyor. Şimdi devreye baktığımızda anahtar bir konumundayken kondansatörün şarj akımının R1 ve R2 dirençlerinden yani toplam 1000 ohmluk bir dirençten geçtiğini, anahtar iki konumunda kondansatörün deşarj akımının R2 ve R3 dirençlerinden yani toplam 500 ohmluk bir dirençten geçtiğini dikkate alacağız. Bu bize nerede lazım olacak? Kondansatörün şarj ve deşarj zaman sabitlerini bulmamıza yarayacak. Evet, şimdi kondansatörün şarjı için zaman sabitini hesaplayacak olursak, tau şarj diyelim buna. Zaman sabitinin formülü neydi? R çarpı C. R'miz 1000, C'miz de 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Buradan arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniye veya 2 milisaniye olarak kondansatörümüzün şarj zaman sabitini buluruz. Öyleyse bu kondansatörümüzün tamamen şarj olması için geçen süre ne kadar? 5 tau'da biliyoruz ki şarj olacak. O da 5 çarpı 2 10 milisaniyede şarj olacak. Yani anahtarımız bir konumunda 10 milisaniye kaldığını bize soru söylüyordu. Öyleyse bir konumundan iki konumunu aldığımızda kondansatörümüz tamamen şarj olmuş durumda olacak. Peki deşarj zaman sabitine bakacak olursak deşarj direncini dikkate alacağız. Yani 500 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 o da eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniye. Yani 1 milisaniye yapacaktır arkadaşlar. Evet, zaman sabitimizi bulduktan sonra bu da aynı şekilde ne kadar sürede yani 5 milisaniyede deşarj olacak demektir 5 tau formülüyle. Evet, şimdi kondansatörümüzün şarjı ile ilgili denklemimizi bulalım. Soru zaten bizden sayısal bir değer istemiyor. Yani VC'nin veya IC'nin sayısal değerini değil, zamana bağlı bir fonksiyon olarak bulun diyor. Neydi basamak tepkisi kondansatörün? VC eşittir. E 1 eksi E üzeri eksi T bölü tau ile buluyorduk. Değerleri yerine yazarsak 100 1 eksi E üzeri eksi T bölü tau'muz 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunu da arkadaşlar yerine yazdığımızda 101 eksi E üzeri eksi 500 T olarak bulunacaktır. Volt. VC gerilimimiz. Peki IC akımını nasıl bulacağız? IC akımını belirleyen elemanımız direncimiz. Direncimizin uçlarındaki gerilim VR neye eşitti? E çarpı E üzeri eksi T bölü tau ile bulunuyordu. Ve kondansatör ya da direnç akımımız zaten seri olduğu için birbirine eşit. Yani 100 çarpı E üzeri eksi 500 T bölü direnç değerimiz 1000 amper veya 100 çarpı E üzeri eksi 500 T miliamper olarak şarj ile ilgili bizden istediği VC ve IC akımlarını hesaplamış olduk. Şimdi de şarjına bakalım. Kondansatörün doğal tepkisinde ne demiştik? VC eşittir. V0 çarpı E üzeri eksi T bölü tau demiştik. Yalnız bu sefer tau'muz değişti. Yani deşarj tau'su, deşarj zaman sabit oldu. V0 biliyoruz ki kondansatörümüz 10 milisaniyede şarj oluyordu. Zaten anahtarımız da bir konumunda 10 milisaniye kaldığına göre kondansatörümüz şarj oldu. Yani kondansatörümüzün V0 gerilimi 100 volt kaynak gerilimine eşit oldu. E üzeri eksi T bölü bu sefer 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyeceğim. O da eşittir. 100 çarpı E üzeri eksi 10 üzeri eksi 3 yukarı çıkacak. 1000 T olacak. İşte bu da kondansatörümün deşarj denklemi. Şimdi akımı bulalım. Akım yine aynı şekilde arkadaşlar. IC akımı. VC gerilimi. Bu VC geriliminin aynısı biliyoruz ki direncin uçlarında görünecek. VC gerilimi
tabii ki zıt işaretli olarak düşünebiliriz. Yani burası artı eksi ise burası artı eksi olacak şekilde VC gerilimim, yani eksi 100 direncin uçlarındaki gerilim eksi E üzeri 1000 T idi bölü direnç değerimde 500 olduğuna göre buradan eksi 200 çarpı E üzeri eksi 1000 T miliamper olarak veya eksi 0,2 E üzeri eksi 1000 T amper olarak bulabilirim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi uygulamada gayet basit. Sadece denklemlerde önce TOW'yu buluyoruz ve daha sonra bize verilen R kaynak gerilimi ve C değerlerini kullanarak denklemlerimizi zamanlı bir fonksiyon olarak elde ediyoruz. Sorumuz bizden aynı zamanda kondansatörün şarj ve deşarj ile ilgili akımları da soruyordu. Akım ve gerilim eğrilerini de soruyordu. Artık şunu biliyorum ki kondansatörün şarjı ve deşarjı için geçen süre şarj zaman sabiti ve deşarj zaman sabitinin 5'er katı. Yani tau c 2 milisaniye bulmuştuk hatırlarsanız. Öyleyse şarj için geçecek olan süre 5 çarpı 2 10 milisaniye demiştik. Buna göre eğrimizi çizecek olursak sıfırdan başlayacağız. 10 milisaniyede 100 volt ulaşacağız. Bu anda zaten anahtar birden 2'ye geliyor. Yani deşarj konumuna geliyor. Deşarj için geçen sürede 5 tau deşarj olmak zorunda. Tau deşarj 1 milisaniyeydi. Yani 5 milisaniyede de deşarj olmak zorunda. Yani aslında şurasını 5 gibi düşünebilirsiniz. 5 milisaniyede de deşarj olacak. Akıma bakarsanız akımın başlangıç değeri 100 miliamper. Neden? Çünkü kondansatörüm başlangıçta biliyorsunuz ki kısa devre. Yani anahtarı bir konumuna aldığınız anda kondansatörümüz şarj olmaya başlayacak ve bu şarj akımının başlangıç değeri 100 bölü 1K'dan 100 miliamper olarak başlayacak ve daha sonra 5 tau süresi sonunda sıfıra düşecek ve deşarjım da yine aynı mantıkla deşarj ilk başladığı anda kondansatör uçlarındaki gerilim 100 volt ve muhatap olduğu direnç değeri 500 ohm olduğuna göre 200 miliamperlik bir akımdan deşarja başlayacak. Yönü zıt olacak. Neden? Çünkü aslında deşarj akımı bu yönde geçiyor. Bu yönde geçiyor. Fakat biz eğrimizi, IC'yi referans yönü bu yön alarak çizdiğimize göre eksi 200'den başlayacak ve 5 tau D sonunda, yani deşarj zaman sabitinin 5 katı sonunda sıfıra ulaşacak şekilde çiziyoruz. Tabi burada yine kitapta burayı 15 milisaniye olarak düzeltmemiz gerekiyor. Evet, umarım anlaşılmıştır.